Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü yumuşacık mayalı lavaş tarifimle geldim. Her zaman yaptığım bir tariftir. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Videomu atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifimi hamurumu yoğurmakla başlıyorum. 1 su bardağı ılık sütümü uygun bir yoğurma kabına aldım. Hemen içerisine 1 çay bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar kuru maya ve bir tatlı kaşığı kadar da toz şekerini ilave ediyorum. Son olarak da yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ilave ettikten sonra tahta kaşık yardımıyla eklemiş olduğum tüm malzemeleri şeker eriyinceye kadar karıştırmaya başlıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Ve şimdi de unumu ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağına yakın un kullandım. Hemen içerisine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Hamurum yoğunlaşana dek gördüğünüz gibi tahta kaşığımla karıştırmaya devam ediyorum. Tarifte toplamda 4 su bardağına yakın un kullandım ama sizlerin tarifte kullanacağınız unun miktarı, kullanacağınız unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Sizler ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Ekmek yaparken mutlaka ununuzun yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Buna lütfen dikkat edin ve şimdi de içerisinden tahta kaşığımı Un yardımıyla çıkartıyorum. Bir iki yemek kaşığı kadar un ilavesi yaptım. Hamuru şimdi ellerimle yoğurmaya devam edeceğim. Dediğim gibi e, hamurun mutlaka yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Hafif ele yapışan bir yumuşaklıkta özlü bir kıvam elde edene kadar mutlaka hamurunuzu güzel bir şekilde yoğurun. Hamuru gördüğünüz gibi yeteri kadar yoğurdum. Hafif ele yapışan orta yumuşaklıkta bir hamur. Hamurumu şimdi mayalandırması için üzerini kapatacağım. Ortam sıcaklığına göre yaklaşık 1 saat kadar hamurumu mayalandırmaya bırakacağım. Dilerseniz fırınınızda da hamurunuzu mayalandırabilirsiniz. Ve şimdi üzerini streçle kapatıyorum yaklaşık 1 saat kadar hamurumu ortam sıcaklığına göre mayalandırması için kenara alacağım. Hamur 1 saatin sonunda yeteri kadar mayalandı. Şimdi hamur mayalı bir hamur olduğu için öncelikle hamurun havasını alıyorum. Ve hamuru masaya alacağım. Silindir şekli verdikten sonra hamurumu bir kesme aparatıyla parçalara ayırıyorum. Tarifimi tam da buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilir, kanalımın büyümesinde yardımcı olabilirsiniz. Hamurumu parçalara ayırdıktan sonra şimdi bezeler haline getiriyorum. Bezeler haline getirdikten sonra mutlaka bezelerinizin üzerine temiz bir örtüyle kapatın. Hamurlarınız kurumasın. Açmada sıkıntı çekebilirsiniz. Ve şimdi dilerseniz merdane ile dilerseniz oklava ile hamurlarınızı açabilirsiniz. Ben öncelikle merdane ile yuvarlak bir forma getirdikten sonra oklava ile hamurlarımı açmaya devam edeceğim. Lavaş hamurlarınızı açarken en başta dilediğiniz kadar unla açabilirsiniz ama daha sonradan da un kullanmanızı pek de tavsiye etmiyorum. Ekmeklerinizde sertleşmeler meydana getirebilir pişirirken. Tavanızın büyüklüğüne göre hamurlarınızı açabilirsiniz. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Hemen şimdi sizlere bir tane daha hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Yeteri kadar hamurumu unladıktan sonra merdane ile yuvarlak bir forma getirene kadar açabildiğim kadar hamurumu açıyorum. Daha sonra oklavayla gördüğünüz gibi Tavamın büyüklüğüne göre açmaya devam ediyorum. Ben bu şekilde tüm hamurlarımı açtım. Tavanızı mutlaka ısınmış olduğundan emin olun. Tavamı da ocağıma aldım. Yeteri kadar ısınmış olduğundan emin olduktan sonra ekmeklerimi teker teker pişireceğim. Ve şimdi de gördüğünüz gibi ekmek hamurlarımı teker teker tavama alıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için üzerinde hemen baloncuklar çıkıyor gördüğünüz gibi. Hamur kendini toplar toplamaz hemen diğer tarafına çeviriyorum. Lütfen tamamen kızarmış olduğunu beklemeyin. Ve ara ara sürekli gördüğünüz gibi çeviriyorum. Ocağımın ateşini yüksek dereceye ayarladım. Eğer ekmeklerinizde yanmalar oluşuyorsa kontrollü bir şekilde ısı ayarını düşürebilirsiniz. Hamur kendini ilk seferde toparlar, toparlamaz. Hemen diğer tarafını çevirin ve bunu sık sık tekrarlayın. Pişmiş olduğundan emin olduktan sonra dilerseniz temiz bir sofra bezinin içerisine koyabilirsiniz. Bu şekilde yumuşak olacaktır. Eğer çok yumuşak olmasını istiyorsanız da bir poşetin içerisine de sarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben sürekli ara ara çeviriyorum. Gayet yumuşacık. Lavaşlar oldu. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Ben tüm ekmeklerimi gördüğünüz gibi pişirdim. Gerçekten yumuşacık pamuk gibi oldular. Umarım sizler de tarifimi denedikten sonra tarifimden memnun kalırsınız. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi şahane bir ekmek tarifi. Her zaman yaptığım bir tariftir. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimle ilgili soru ve görüşlerinizi videomun altındaki yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. Yorumlarınız her zaman benim için çok değerli. Ve bir tarifimin daha sonuna geldik. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.